Merhaba, ben Rasim. Bir süre önce bankadaki işimden çıkarıldım ve zamanla maddi sıkıntılar çekmeye başladım. Süreç böyle devam ederken rastgele okul arkadaşım Hamdi ile karşılaştım. Sohbet ederken durumumu da anlattım. Komisyonculuk yapan bir şirkette müdür yardımcısı olduğunu ve bana yardım edeceğini belirtti. Onun sayesinde bir işim olmuştu. Raif adında bir adamla aynı odada çalışıyordum. Raif Efendi yaşlı, sessiz ve içe kapanık duruyordu. İş yerinde kendini savunamıyor, hatta hakkını aramıyordu. Nedense insan ilişkilerinden hep bir adım geri duruyordu. Bu durum onu gözümde gizemli yapmaya yetiyordu. Zamanla aramızdaki buzlar çabamla erimeye başladı. Beklediğimin aksine yakın arkadaş olmuştuk. Bir gün Raif Efendi'nin hastalandığı haberi geldi. İş yerine gelemiyordu. Çevirisi yapılacak bir kitabın ona ulaştırılması gerektiği için evine gitmek zorunda kaldım. Evine geldiğimde neden içe kapanık olduğunu anladım. Mutsuz bir evliliği, kalabalık bir ailesi vardı. Evde de iş yerindeki gibi pek bir itibarı yoktu. Ve kalabalık ailesi onun alacağı 3 kuruşluk maaşa tabiydi. Lakin Raif Efendi çok hastaydı. Benden iş yerindeki çekmeceden eşyalarını getirmemi ve bir de kara kaplı defteri bulup yakmamı rica etmişti. Defteri buldum ama yakmaktan çok içindekileri merak ediyordum. Ona okuduktan sonra yakacağıma dair söz verdim. Defterin içindekiler Raif Efendi'nin gençlik anılarıydı. Ben Raif, sabun fabrikası olan bir adamın oğluyum. Henüz 20 yaşındayken babam sabunculuğu öğrenmem için beni Berlin'e yolladı. O yaşıma kadar pek arkadaşım olmadı. Tek dostum kitaplardı. Almanya'ya gittiğimde hemen bir sabun fabrikasında işe başladım. Ama zamanla fabrikaya gitmeyi azalttım. Çünkü şehrin sanat dünyası ilgimi çekmişti. Parkları, sergileri sabahtan akşama kadar hiç sıkılmadan geziyordum. Bir gün sergide Kürk Mantolu Modanla tablosunu gördüm. Adeta vurulmuştum. Dergi kapanana kadar o tabloyu izledim. Yine bir gün sergide o tabloyu izlerken yanıma biri yaklaşıp tablodaki kadını birine benzetip benzetmediğimi sordu. Tablodaki kadını birine mi benzettiniz? Anneme benzettim. Bir gece pansiyondaki arkadaşımla dışarı çıkmıştık. Sokakta gördüğüm bir kadını Kürk Mantolu Modanla'ya benzetip peşinden koşmaya başladım. Ama yetişemedim. Daha sonra aynı adamla kulüpte şarkı söylediğim sırada göz göze geldim. Yanına gidip tanışmak istedim. Onu tanıdığımda bana karşı hisleri olduğunu anladım. Ama karşılık veremezdim. Ve bunu Raif'e belirttim. Buna rağmen yaptığı fedakarlıklarla aşkını ispatladı. Zamanla ben de hisler beslemeye başladım. Ona aşkımı açıkladıktan bir süre sonra Türkiye'ye dönmesi gerekti. Döndüğünde ise mektuplaşarak konuşmaya devam ettik. Lakin hastalanmış ve mektup yazamaz hale gelmiştim. Raif'ten olan kızımı dünyaya getirdikten sonra Raif'le vedalaşamadan hayattan ayrılmak zorunda kaldım.